Peki, güzeldi. Bu güzel açıklamanız için teşekkür ediyorum. Bir de alerji ve karaciğer yağlanması ve de şeker hastalığı ile ilgili bitkilerle tedavi ya da bitkilerle bir çözüm, iyileşme oluyor mu İbrahim Bey? Evet, oluyor, oluyor. Çok güzel şeyler oluyor. Ne yapacağız? Nasıl oluyor? Pardon, bu gördüğünüz bitki keçi sedefi otu. Evet. Keçi sedefi otu, Profesör Doktor Reinwein, Alman asıllı. İsterseniz bunu da kitaptan gösterebilirim. Yok, şimdi bunu siz anlatın. Bilin, belki. Reji öyle istiyor. Profesör Doktor Müller. Size inanıyoruz biz tabii. Profesör Doktor Müller, Profesör Doktor Reinwein, Alman, iki asıllı Alman doktor, Profesör Doktor, şeker hastalıkları, diyabet üzerinde uzman, kendi alanlarında. Bu ürünler tabii Almanya'dan mı geliyor şimdi? Onu da sorayım. Bu bitki, bitki. Ürüne geleceğim, gelmedim. Bu doktorlarımız Almanya'da ünlü ama değil mi? Alman, Alman asıllı. Evet. Ve Rus ilim adamları kendi üniversitelerinde, kendi kliniklerinde yapmış oldukları araştırmalarda keçi sedefi otunun birleşimindeki ekstrakt, ama keçi sedefi otu direkt şekere karşı etkili. Fakat birleşiminde guanidin denen bir madde var. Guanidin %3 oranında olduğu için keçi sedefi otu şekere, hafif şeker hastalığı olanlar için yeterli. Fakat ağır hap kullananlar veya insülin kullananlarda ekstraktının, yani damıtılarak özütü alınmış olan keçi sedefi ekstraktını kullanması gerekir. Bu keçi sedefi bitkisi bu değil mi? O otu, bu kapsülü. Bu da kapsülü. Bu özütü, yani 100 gramdan 3 gram bitki özütü çıkar. Guanidin. Evet. Buna bitkisel insülin de diyebiliriz. Bitkisel insülin. Peki İbrahim Bey, bunu kullanırken insülin kullanması gerekiyor mu şeker hastası sizce? Çok geç kalınmadıysa, mesela pankreası aynı limona benzetelim. Evet. Sıkarsınız, 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 geriye çıkacak bir şey kalmaz, içinde su kalmaz, bitmiştir. Yani beta hücreleri, dil gibi bir organdır pankreas, üzerinde adacık şeklinde dağılmış olan beta hücreleri insülin salgılar. Evet. Eğer ki insülin salgılayan hücreler tamamen ölmemişse, evet, yavaş yavaş forma girer. Zaten bu pankreası yavaş yavaş insülin salgılayan hücreleri yeniliyor, güçlendiriyor. Şimdi insanlar bitkilere pek, hani şeker hastası işte, karaciğer yağlanması, bunlara bitkiler, otlar iyi gelmez gibi inanırlar ama sizin söylediklerinize biraz inanıyorlar galiba ve samimi geliyorsunuz insanlara. Bu yönde mailler aldık. Şimdi bu, siz samimi misiniz bir de onu da ekranlardan. Benim iddiam olsa problem, yani o zaman soru işareti. Ya İbrahim Göçek şunu dedi, bu önemli değil. Ahmet bunu dedi, Mehmet bunu dedi. Siz Hasan samimi dedi. Misiniz bunu söylemekte? Belge var. Ben burada kendime yani bir iddiada bulunmuyorum. Hı-hı. Klinik araştırmasından bahsediyorum. Evet. Keçi sedefi, bir saniye. Evet. Hemen belgeler açalım. Evet, belge, bilgi, yani belge olmadan konuşmayalım, evet, madem. Biz burada öyle belgelerimizle konuşuyoruz. Keçi sedefi Forte 707 sayfaya bakıyoruz. Kim, nerede, ne zaman klinik araştırması yapmış? İbrahim Bey, bu arada internette sizinle olan bölümler daha çok tıklandığını biliyor muydunuz? Evet. Keçi sedefi Forte, şu bitki. Yonca'ya benzer. Evet. Bu bitkiyle ilgili Türkiye'de, evet, ilk defa Türkiye'de bu konuda yazan, çizen benim. Bu konuda araştırma yapın ben. Profesör Doktor Müller, işte görüyorsunuz. Evet. Profesör Doktor Reinwein. Evet, zoom yapalım hemen. Burada klinik araştırması yapmışlar, belgeli. Rus ilim adamları klinik araştırması yapmış. Belgeli bu. Klinik araştırması. Almanların, 400 Alman profesörün ortaklaşa yazmış olduğu bir eser var. 400 Alman profesör doktor. Hem tıp uzmanı hem fitoterapi uzmanı. Hı hı. Dünya çapında bu kitap ilk ve tek, en büyük kitap yani. Evet. Nasıl ki İbn Sina'nın kitabı 1000 yıl önce dünyanın en önemli kitabı ise, bu Almanların yazmış olduğu 400 profesörün bir araya gelerek, yani kitap evi getirmiş bunları, çeşit çeşit konularda, bitkilerle, evet, ilgili. Ortaklaşa yazmış oldukları bir kitap var. Evet. Dünyada ilk ve tek ilmi kitap. Yani birçok kitap var da, evet, en önemlisi bu.